Bugünkü tez konumuz Zongsen 150 Zwon. Z10E ya da Z1. Her türlü şey söylenilebilir. Bu ne diyormuş? Zıvana. Evet, sahipleri Zıvana diyormuş motosikletlerine. Bu Honda CBF'nin motoru var diye biliniyor. Aslında Honda CBF'nin motoru falan yok. Bu motor bloğu Zongsen'in Honda CBF'nin motorunu kopyalayarak yaptığı bir motor bloğu. Genelde karter kısmı benzemez. Piston çap ve strokları aynı. Oradan çok esinlenmiş ama onun motoru değil. Kesinlikle değil. Bazı parçaları uyumlu olabilir. Ama onun motoruyla alakası yok yani. Öncelikle onu söyleyelim. Yeşil sakalları yosun kokan su adamların intikamını konuşuyor herkes binlerce yıl sonra. Ortaya çıkıp tüm pisliklerin kafasını eze eze ilerleyen. Şimdi selesi bunun. Selesi güzel. Yumuşaklığı tam ideal olması gerektiği gibi bir selesi var ama uzun süre oturulduğunda bu sele terletiyor. Terletme kısmı pek iyi değil. Uzun yolculuklarda falan sıkıntı olur. Pişik yapabilir yani. Orasını söyleyelim. İşte artçı selesi biraz eğimli. Bu yolcu pekleri de biraz yüksekte görece. O yüzden biraz öne doğru kayma yapabiliyor artçı için. Falan filan. Bunun ön freni şöyle tek disk. Ön fren çok iyi. Çift kaliper var. Ön fren gerçekten yani Japon motosikleti gibi bir ön fren yapmışlar buna. Ön fren çok iyi ama ön amortisör olması gerekenden biraz daha yumuşak. Fazla konfor ağırlıklı bir ön amortisör var ama ön frenin gücüne baş edemiyor bu ön amortisörler. Ya da biraz daha sertleştirilmesi lazım. Ayarının yapılması lazım. Ben ön frenleri çok beğendim gerçekten. Arka amortisörün ayarı iyi. Hafif serte doğru kaçıyor ama işte ön frenle uyumsuz olduğu için bazen işte yol tutuş sıkıntıları yaşatabiliyor. Yani ikisini de uyumlu yapmamışlar. Bu motorun arka freni ön freni kadar iyi değil. Biraz zayıf, biraz yumuşak ve hissiz bir freni var. Ön freni ağırlıklı kullanmak, hatta kombine kullanmak gerekiyor. Arka frene pek güvenmemeli. Lastikler de biraz vasatın altında olduğu için arka freni beğenmedim. Şimdi motora şöyle bir oturalım, binelim. Gidon biraz alçakça. Ama yani sonuçta çıplak naked motor olduğu için çok da alçak değil. Yani rahatsız edici bir oturuş pozisyonu yok. Oturuş pozisyonu iyi biraz. Fena değil yani. Şimdi şu göstergelere bakalım. Konta açtığımız zaman şunu gördünüz mü? Bak bir daha. Bir daha çekeyim. Şurayı çek Mahmut. Bak. Bak. Gördün mü? Yani bu genelde enjeksiyonlu motorlarda olan bir özellik. Yani orada bir senkronizasyon mu yapıyor? Ne yapıyorsa artık. Bu karbüratörlü bir motor ama özenmişler. Öyle bir şey yapmışlar. Biraz daha şey olsun diye. Kaliteliyiz biz imajı vermek için. Mondial. Şimdi gösterge panelinde sinyal göstergeleri var. Benzin ışığı var. Benzin az kaldığında yanan bir benzin ışık. Boş ışığı var ve uzun far ışığı var. Ayrıca burada benzin göstergesi var. Kaç çizgiden oluşuyor? 8 çizgiden falan oluşuyor. Ya çıktığı kadar, çıkmadığı kadar şeyciyim. Mahmutcuğum. Benzin göstergesi ayrıca var. Azaldığı zaman uyarı ikaz ışığı tekrar var. Ondan sonra kilometre var. Bir de trip metre var. Buradan basarak değiştirebiliyorsunuz. Ayrıca buna basılı tutarak mile geçebiliyorsunuz. O da güzel bir özellik. İstediğim
Sonra gidon turu. Şimdi gidon turu bunun dar. Şimdi burada bitti. Bu gidon turu dar olduğu için manevra kabiliyetini de tabii olumsuz etkiliyor. Hatta bir defa ilk bindiğim zamanlar düşme tehlikesi de geçirmedim değil. Bu dar gidondan ötürü alışık değilim bu kadar dar olan gidonlara. Gidon turu bitti ya. Gidon turu bitti. Allah kahretmesin. Anam anam. Şimdi sağ tarafta bu start stop var. Start stop, start değil, stop var. Acil durum kapatması var. Far kontrolü var ve ateşleme butonu var. Sol tarafta uzun kısa ayarı, sinyaller. Şöyle üzerine basınca duruyor. Sinyallerde ses yok. Zaten çoğu motorda ses olmaz. Benim kendi motorumda sesli sinyal olduğu için birkaç defa sinyali unuttum ben. Ve altta da kornası var. Kornası böyle bir şey. Biraz tiz ama duyulur güçlü bir sesi var. Şimdi motorun üzerinden inelim. Birer birer geliyorlar. Bizlere umut veriyorlar. Muslukların başını tutanlar pazarda oturmak istiyor onlarla. Büyük adımları yağmur kokan su adamların gelişini. Şimdi motorun biraz sesini dinleyelim bakalım. Şimdi motorda ses yok. Çok mıy mıy bir ses. Şuradaki benim motorum. Yani ben bu motoru kullanırken, Mahmut da o motorla gelirken, ben hiç bu motorun sesini duymuyorum. Tamamen kendi motorumun sesini duyuyorum her halükarda. Öyle kask varsa zaten motor sesi iyice az. Bu aslında iyi bir şey uzun yoldan. Gel şöyle egzoza yanaş. Yani gördüğünüz gibi egzoz tırt. Yani tırt değil de ses tırt. Ses pek iyi değil. Şimdi motorun deposu 18 litre. Teknik verilerine göre. Yani 18 litre gerçekten çok fazla. Yani benzinliğe hiç uğramadan uzunca vakit geçirebilirsiniz. Ama şimdi bu yolda giderken şimdi şu depoyu şöyle sıkıştırdığımız zaman deponun köşeleri biraz buralara acı bırakmıyor değil şimdi açıkçası. Şimdi uzun yolda bu sıkıntı olur. Burasını biraz daha oval yapabilirlermiş gibi geliyor bana. Yani benim hatta biraz da öne gelirsen eğer bayağı bir sıkıntı oluyor o kısım. Burasını beğenmedim. Aynalar bombok. Gerçekten ayna tamamen dirsek şov. Yani başka hiçbir çüküm yok. Geç arkaya aynadan benim kafamı görmeye çalış bakayım. Kamerayla kafamı görmeye gördün mü? Yarısı dirseğim değil mi? Ya, aynalar çok dar. Yani aynaların biraz daha dışa doğru olması lazım. Yani çok kötü. Ayna hiç olmamış. Sonra motorun gücü fena değil. Motor şu an 450 km'de yaklaşık. O yüzden çok fazla güç deneyemedik. Son hız da denemedik. Çok zorlamadık motoru ama gücü yerinde yani 150'lik motora göre iyi bir gücü var. Yani ben aşağı yukarı 200'lük CG motorda hissettiğim gücü hissettim diyebilirim bunda. Benim motor 20 kilogram daha ağır ama bunun gücü de fena değil. Rodajdan sonra biraz daha iyi olacaktır. Bunun üzerinde zincirli bir motor var. Üstten egzantrikli. Normal alttan çubuklu, alttan egzantrikli CG motorlar gibi değil. Yani daha yüksek devir çevirebilir bu yüzden. 3500 devirden itibaren çekişi güzelleşiyor. Titreşim az var motorda. Yani mesela CG motorlarda 3000 devirin altına indiğin zaman o bayağı bir katlanarak artan titreşim. Bu motorda o kadar değil. Var ama o kadar değil. Yüksek devirlerde de yine CG motorlardan daha az bir titreşim var. Sonuçta balansörlü bir motor. O yüzden titreşimi biraz daha az. Makul yani rahat uzun yol yapılabilecek seviyede. Vites kolu bana çok kısa geldi. Birçoğuna göre kısa gelmeyebilir belki ama şimdi birinci vitese atmakta sıkıntı yok. Ama birden ikiye geçerken bazen boşta kalabiliyor. Yani burada büyük bir güç harcamak gerekiyor.
Belki şu vites çubuğu biraz daha yukarı konumlandırılabilerek o ayarlanabilir ama bu çok kısa yani bu mesafeden ötürü iyi bir güç uygulamak lazım. Aslında motor boşa kolay geçiyor ama bunun yüzünden o kadar da kolay geçmiyor yani. Ama fren çubuğu dozajında yeterli. Biraz daha yukarıda olabilirmiş. Ayarlanarak yukarı alınabilir biraz daha şuradan. Ama çok da fazla payı yok buradan bakınca. Arka çamurluk şöyle de görüneceği üzere yüksek süratlerde ya da bozuk yollarda baya bir titreme yapıyor. Plakanın da ağırlığıyla beraber. Bu çamurluğu söken olabilir, kısaltan olabilir. Şuraya bir yere tekrar bir parça yapılarak monte edilebilir. Fazla titriyor, kendi kendine kırılabilir. Kırılacakmış gibi geliyor diyor sahibi. Şuradan kesiyorlar. Şuraya bir katlanabilir plakanın. Yarıştaki. Katlanabilir pek tavsiye etmiyoruz evet ama yapılabilir buradan daha kısası olabilir tabii ki. Şimdi motorun gece aydınlatması gayet iyi. Farlarımızı da açalım. Şöyle sinyal olarak LED kullanmışlar. LED çok iyi. Aküye fazla yüklenmez. Sonuçta bu sinyal ampulleri de 10-15 wattlık falan oluyor. O yüzden LED 1 watt ya vardır ya yoktur. Belki 2 watttır yani. O yüzden bu LED sinyal işi güzel. Stoplanması da LED. Kenarlarda park ışıkları var ve ortada fren lambası var. Hepsi LED. Ver. Sinyallere de bakalım. Tamam, diğeri. Güzel. Mondial'in yedek parça desteği gayet iyi yani her modelinin yedek parçasını kendi sitesinde de satabiliyor. Yan sanayileri de var. Yan sanayi parçaları orijinali kadar kaliteli olabiliyor çoğu zaman. Zaten Çin malı motorlarda parça sıkıntısı yok. Çoğu orijinal parça yani çoğu ortak parça kullanıyor. Ki bunda da Honda ile uyumlu tahminimce silindir ve silindir kafası ve piston Honda ile uyumludur. Crank da olabilir çünkü crank'ın değerleri de aynı. Bu motorun sahibi buna koruma demiri takmış. Orijinalinde sakal var önünde. Koruma demirinin de şurada bir iz var. Şimdi bu iz kötü. Neden? Motorun kötü bir tarafından. Şimdi bu ayaklık şöyle. Buraya kadar getirdiğiniz zaman burada durmuyor. Hemen kapanıyor. Yere yatma mesafesi çok olduğu için açısı çok fazla. Yani motoru yere değdirip ondan sonra üzerinden ayrılmanız lazım. Yani kaldırdığınızda otomatik olarak kapanıyor. Ve tam yere değmeden eğer siz ayağınızı çekerseniz ya da motorun üstünden inmeye kalkarsanız motoru deviriyorsunuz ve bu motorun sahibi de bir defa onu devirmiş. Al. Yağ kontrol camı yok. Yağı sadece yağ çubuğundan kontrol edebiliyorsunuz. O pek iyi değil yani yola çıkmadan bir insan merak eder. Motordaki bir düzensizliği hemen yağdan mı diye kontrol edebilirsiniz. Şimdi CG motorlarda bu şu an yan yatık olduğu için burada pek yağ seviyesi en aşağıda görünüyor ama şöyle bir cam yağ kontrol kısmı var. Bunda yok. Keşke olsaymış. Ayak marşı var. Ayak marşı da güzel. Akü bittiği zaman, zayıfladığı zaman işe yarar. Anahtarımızı alalım. Depo kapağı elimizde kalmıyor. Şimdi bunu birçok kişi dert ediniyor. Niye dert edilir anlamıyorum ben de. Elini alıver yani bilmiyorum. Depo kapağı sonuçta buraya sabit. O güzel bir şey. Bagaj şuradan şöyle tıklayıp açılıyor. Bagaj güzel, derin yani buraya ruhsat ve birkaç parça sığabiliyor. Şimdi şöyle derince yani baya buraya malzeme girebilir. Bagajı hoşuma gitti benim.
İyiymiş yani, bizim chopperlarda bagaj büyük dert. Evet. Bak. Çiu. Sele yüksekliğine bakalım motorun. Bunu da her şeyde bulamazsın. Yani her incelemede bulamam. Yaklaşık şuradan bakıyorum. 79 santim bir sele yüksekliği var aşağı yukarı. Şimdi bir de disk çapına bakalım. Ortalama bakacağız. Tabii tam çapından ölçemeyiz onu. Şuradan baktığımız zaman yaklaşık bu da 23 küsur santim. Yani 24 diyelim. 24 santim de disk çapı var. Ki sen bu motoru niye aldın? Yani bu motoru değil de başka bir motor neden olmadı? Niye YBR değil? Niye 150 KT değil? Niye Salgano Wolf değil de bu motor? Ben bu motoru daha yani bu motoru ben gördüğüm anda al benisi çekti beni bu motoru. Çekiciliği çekti yani. Yani tipi hoşuna gitti. Tipi hoşuma gitti. Sonra araştırdım biraz. Almaya karar verdim de kullanıcı yorumlarında. Herkes memnundu. İlk başlarda tabii sorunlar çıktı. Şimdi en çok canını sıkan sorunlardan bahset bakalım. Neler oldu yani? Garaja koydum. Ertesi gün dışarı çıktım. Çıktığım an 4. kilometrede yolda kaldım. Yani kötü benzinden ötürü buji yaktı diyor. Evet. Kötü. Sonra servise gittiğimizde hatta Berenger ile gittik. Kaktıra kaktıra servise götürdük. Adamlar gördüğünde bildi zaten marşının sesinden. Peki başka ne derdi oldu motorun? Sorunlar oldu mu yani? Başka bir ön kaliperden ses geliyor. Şu an için servise gösterdim ama balatalar yeni olduğu için dedi. Ama bir yağmura yakalandım motorla. O yüzden ondan sonra ses gelmeye başladı. O yüzden bir şey sesi var, derdi sıkıntısı var. İlk 500 kilometrede ona bir baktıracağım. Başka? Başka şimdilik öyle bir sorunum olmadı. Şu bir defa ayaklık yüzünden düşmüşsün galiba. Şu ayaklık yüzünden düşmedik de motoru düşürdük. Hı-hı. Şuralarda falan. Hı-hı. İzleri gördükçe hala içim yanıyor. Çünkü evet. Yani yüksek mevlaya aldık yani motoru. Hatta şu anda hala kafam bozuk yani düşürdüğüme. O yüzden şimdi üstünden inmeden yan sehpayı aşmıyorum. Hı-hı. Onu da tavsiye ederim. Şuralarda tam koltuğa göre şey var ya, tam oturmamış galiba. Şurası falan. Cımbala o kadar olur. Başka ne derdi var? Şu an şu içinden bir şıngırtı tipi bir ses geliyor. Onu servise gösterdim. O dedi talaş yapar dedi. Talaş yapmıştır dedi. İlk 500'de temizleriz dedi. Ondan sonra devam ederse bakarız dedi. Başka şu ana kadar sorunum yok da aynalardan biraz şikayetçiyim. Peki pişman mısın? İyi ki aldın mı diyorsun? Ama şu anda iyi ki almışım diyorum yani buralara geldik. Tavsiye ediyorsun yani. Tavsiye ediyorum. Peki bu 2014 model kaç paraya aldınız sorma sahip? 2014 model ama bunun trafiğe çıkışı 2015. 4750 bunun fiş fiyatıydı yani. Ama biz 4.5'e aldık. Bir de şu anki fiyatı ne biliyor musun? Şu anda 5250-5350. 180'liği de 5750-6000 civarı. Tabi plaka ruhsattır derken 500 daha artı ekleyebiliriz bunlara. YBR'nin 2006-2007 modellerindeki kafası çok hoşuma gidiyordu benim. Ama bu yeni çıkardığı motorlardaki kafası hiç hoşuma gitmedi yani. Şimdi bunun kafası şey gibi biraz. Eşek arısı gibi. Yani far falan. Tip olarak güzel, orijinal bir motora benziyor. Yani güzel bir başlangıç motoru bu. Tavsiye ediyoruz. Söylediğimiz şekilde tavsiye ediyoruz. Berenger kanalına abone olun. Beğendiğiniz videoları paylaşın. İlk test videomuz, ilk test videosu konuğumuz. Başka testlerde görüşmek üzere.